Sana hesap verecek değilim Niyazi Bey. Ha? Ama madem çok merak ediyorsun, tanıştırayım. Ha. Yıldırım aşkım, Yıldırım Bey. Aşkım mı? Sen neler saçmalıyorsun Meryem? Ha? Sevgilim, bu parlak çocuk da kim böyle? Burada komi olarak mı çalışır kendileri? Bak pis bıyıklı. Sarı bak! Niyazi da? Çamur atma bıyıklarına. Bence bana bıyıkların çok güzel canım benim. Uy! Utanacağın yerde bir de sürtüyorsun Meryem orada ya. Senden bunu hiç beklemezdim. Yazıklar olsun be. Dur Meryem. Bana bak ahbap, ağır gel biraz. İndir lan. Ne diyorsun sen he? Asıl sen ne diyorsun? Ulan ben bir dakika. Çileceğim bir senin var ya. Alırım ayağımın altına. Görürsün gülü sen ne dur ben bir de sinirlen sen. Meryem Nazikiye Nazikiye yeter. Tamam da yeter da. Nazikiye. Nazikiye nereden çıktı da? Ha? O da mı buraya? Dur Meryem. Sus seni var ya. Burada tam karşında duruyor. Sürpriz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Nazikiye. Nazikiye ya. Nazikiye sen miydin? Ne tatlı cicim. Ya manyak mısınız? Niye böyle şey diyorsunuz? Allah. Lan sen niye habole bir şey diyorsun? Hı? Çok çocukça. Sırf seni kıskandırmak için yapmışlar Niyazi. Ne banal. Beni kıskandırmak için mi? Say mı kız? He? Say koçum. Aman ne komik. Bana bak komiklik görmek istersen git içeri. Bir sürü aile var onlara bak. Bana bak. Asıl sen bana bak. Sen çok alıyorsun ama. Tamam susun. Bak, susun ayrılın. Delirmeyin yine. Boşver. Meryem. Meryem. Şöyle gelsene bir konuşalım. Geliyorum. Gel. Meryem'i çağırdı. Seni değil. Sen nereye gidersin? Sana ne? Palyaço. Bana bak rahat dur rahat konuşsunlar diye işimi üstüne atlamam senin. Sağlığını düşünüyorsan bence rahat dur. Çok korktum. Dede. Seni sevmediğimi nasıl düşünürsün Niyazi? Sen benim seni sevmediğimi nasıl düşünürsün? Seviyor musun? Uğruna her şeyi yapacak kadar seni seviyorum ben de. Sen? Ben de seni. Seni de. Senin ne? Seni seviyorum. Bugün de müzayedeye gidemedim. Neden? Özel şoförüm almaya gelmedi de ondan. Abi neden olacak? Cepte 5 kuruş para yok. Ne olacak bu parasızlık ya? Vallahi hiç bilmem. Değil çiçek alma. Temur'dan dolmuşa bilmez sipari yok. Al benden de o kadar. Ayın sonu geldi daha kirayı ödeyemedim. İkramiye de çıkmaz ki. Bilet alıyor musun? Yok belirdi. Daha ne bekliyorsun o zaman? Dur vallahi Firdevs abla ne beklerim o zaman? Ben de Dursun'dan para istemeyi düşünüyordum ama... Sana da söyleyeyim onda da 5 kuruş para yok. Hiç lafçı ağzını ziyan etme. Biliyorum canım. O yüzden istemedim zaten. Şu kafe iş yapsa da ben de geceleri sahneye çıkıp sipariyi doğrultsam birazcık. Ne yapacaksın? Dansözlük mü? Abikoca da bana ne dansözlüğü? Ay tabii ki. Asolist olarak da. Sen şarkı söyleyebiliyor musun? Abi kimin kuzeniyim be aşk ettiğini? Kimin? Kibariye'nin. Ha tamam o zaman. Bu fal işi de sipari kalmadı galiba. Yok vallahi. Herkes akıllandı. Kimse baktırmıyor. Para kazanmak için aklıma çok güzel bir fikir geldi Firdevs abla. Yok öyle be öyle değil kaç öte. Şimdi sen benim kollarımı kıracaksın. Ne? Kır. Ben de senin gözlerini oyayım. Sonra beraber tutuşacağız ileri de bu yandaki camiye gideceğiz. Açacağız pendileri artık böyle. Aman be Nazikiye. Aman ne yapacağız artık başka yolu yok. Ay, başka çare kalmadı. Sen ölme mi? Boşanırken para istemedim. İyi oldu. 5 parasız kaldım ortada. Ha şimdi sen hiçbir şey almayacaksın yengecim. Alacağım. Alacağım da ne zaman Allah bilir. Valla ben de olsa verirdim sana. Biliyorum aşkım. Sizin durumunuz benden de beter. O kardelen işten çıkınca bir maaş azaldı. Lakin... Sana da gün doğdu değil mi?
boy. O kızdan hiç hoşlanmamıştın zaten. Ha Niyazi, aşık olduğunu anlamıştım da ondan. Niyazi çok yakışıklı çocuk. Bak Meryem, alışacaksın böyle şeylere. Benimki tipsizdi de ne oldu? Ne oldu tipsizdi de? Yine yaptı yapacağını. Ha onun da tipi yok idi ama parası vardı. Ha şimdiki kızlar tipten çok paraya bak yengezu. Bizim salak da kız onu seviyor zannediyor. Parası bitince anlayacak ne olduğunu. Bekle ve gör yengezu. Unutma, ha intikam soğuk giden bir yemektir. Vay, sen bu lafı nereden biliyorsun? Hadi canım sen de. Önemli bir şey mi konuşuyordunuz? Evet. Konumuz pahasızlık. Ne demişler? Birimizi devirdi, hepimizi ki. Meryem'le Niyazi'nin durumu ne olacak diyorum. Bak babacığım, Satafat yengem buraya saat bir şey demeye çalışıyor. Bak ne diyeyim. Kalbim. Tamam. Demedim. Ne olur dursun. Kalbimi tuttu. Evet. Zaten kalp yok ki. Şurada ağız tadıyla makarna yiyorum. Tadımızı bozma. Yiyemiyorum. Yıpratıyorum. Bak. Ay aynalar ya aynalar boy. İşe geleceksin. Hep aynı saatte gelmiyor muyuz biz? Anladım. Hadi diyecek başka bir laf bulamadın he. Çok romantiksin he. Tebrik ederim Meryem. Seni. Aman Meryem benim. Şatafat. Oy yengecim da ödümü patlattın da. Hayalet gördüm sandım he. Niyazi ile mi konuşuyorsun? İyi benden de çok selam söyle. Hadi iyi konuşmalar. Niyazi. Yok bir şey daha yengecimi gördüm de. Ula sen de onu ha böyle mumya gibi görmedin bak nasıl korkardın. Korkmazdın yani. Anladım. Çok cesursun Niyazi Bey. Oy babacığım geliyor.
Alo? Alo Niyazi, ne oldu? Ha babacığım, adını duyunca korkudan telefon elinden mi düşürdün he? Testlerimizin en değerli müşterisin. Çünkü başka yok. Şom ağzını kapatırsan olacak inşallah. Koş Niyazi, bir istek var mı sor bakalım. Daha demin sordum amca, bir şey istemiyorum dedim. Çayın yanına börek götür. Teessüslerimizin ikramı dersin. Abartmayayım Mesut. Sen anlamazsın. Müşteri memnuniyeti en önemli şeydir. Bir de öyle yemeği ısmarla istersen. Yürü Niyaz, dediğimi yap. Tamam Dursun amca. Hadi. Gidip de adamı sıkboğaz etme. Sen karışma, gireceğim. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Sağ ol. Teessüslerimizi beğendiniz mi? Çok güzel. Buyurun efendim. Ben börek istemedim. Teessüslerimizin ikramı. Lütfen bir deneyin. Çayın yanında gurguruyor olmaz dedik. Bir börek ikram edelim dedik. Sağ olun ama almayayım. Her sabah taze taze yapılır. Buyurun bir tadına bakın. Yok valla. Çok güzel. Olmaz. Allah aşkına bir tadına bakın. Yani. İstemiyorum kardeşim lütfen. Allah cezanı vermesin senin. Bir yanı sebebeyim. Açın, açın, açın ağzını. Çay da içiyor Dursun amca, çay. Alın şunda. İçir. Allah'ım, şu hale bak, şu hale bak. Nasıl beğendiniz mi böyle? Lezzet olmuş değil mi? Deli, deli, deli bu, deli, deli. Bir parça daha. Herif de açmış ha. Çay vereyim mi? Tesislerimiz ikram efendim. Sevecek. 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 Eline almış bir çiçek. Ha sevecek, sevmeyecek. Ula aptal kafa. Çiçek bunu nereden bilecek? Sevdiğinde alay mı edersin Beryem? Yoksa bana mı öyle gelir? Yok da. Ha bir gazetede okumuşsun. Çok hoşuma gitmişsin. Kaydedim onu hafızaya. Aferin. Ha bak ben de senin gibi bal bakayım. Bak. Sevi, sevmi. Sevi, sevmi. Sevi, sevmi. Sevi. Sevi. Ula Nazike, sen kime bakıyorsun? Hiç ben öylesine. He. Sevi. Sevmi. Sevi. Sevmi. Sevi. Sevmi. Sevi. Sevmi. Sevi. Yaşasın ulan Niyazi beni sevi. Sevir. Seninki de sever Meryem. He. Ha seninki de kim? Şey canım benimki öylesine işte. Adı neymiş bakayım bu öylesinanın? He? Kimseye sürmek yok ama. Yok aşk olsun Nazkiye da. Aramızda tamam mı? He tamam aramızda hadi ben tanıyım mıyım? Söz mü? La söz da hadi. Evet tanırsın. Oy. La kim la? Söyle bakayım Peki. Çok merak ettim. Gel. Joker. Oy Joker sus. Mi? Sus. Kıyı nasıl da? Ne de? Komik mi? Yok canım ne diye komik olacağımış. Olabilir mi acaba Meryem? Neden olmasın Azkiye da? Joker senden daha iyisini mi bulacak? Hem bak istedi o zaman ben senin için erkek kılığına girer bilirim tamam mı? Hey. Ay tamam kız Meryem çak. Çak. Vay be Joker. Aferin. Herif çok memnun kaldı. Bir müşteri bin müşteri getirir. Bak gör bu adam bize çok müşteri getirecek. Yeter ki bizi sağda solda reklam etsin. Evet. Afiyet olsun. Çok bra. Çantamı çalmışlar. Ne çantası? Ne çalınması? İçinde 10.000 lira vardı. Ne oldu baba? Çantamı siz çaldınız. Ne? Biz mi çaldık? Çantası çaldık. Ne diyorsun sen ya? Oy! Noli! Siz çantası mı çalmışsın? Ağzından çıkanı kulağın değil mi? 10.000 avro dolar. YTL, YTL. YTL? Ben buraya geldiğimde çantam vardı. Şimdi yok. İçinizden biri çaldı çantamı. Oy! Senin ağzından çıkanı kulağın değil mi? Bize resmen bu hakaret ediyor ya. Burada benden başka müşteri var mı? Yok. Siz yaptınız bunu. Siz bir çetesiniz. Çete mi? Ya bu herif resmen bize hırsız demek istiyor ya. Çete. Sizi polise şikayet edeceğim. Evet. Hapislerde çürüteceğim. Ay. Polis imdatın numarasını bilen var mı? 155. 155. 155. Adamın çantası çalınmış. Vallahi ya yazık.
İşte memur bey. Ben tam burada oturuyordum. Çantam da yerdeydi. Taşla göz arasında yürütmüşler. Kim yürütmüş? İçinizden biri. Tamam Aaron. Bizi suçlayıp durma. Biz sana insanlık et. İkramda kusur etmedik. Hatta sana ellerimle dalaş böyle yedirdim. Bunlardan şüphelendim zaten memur bey. Alt tarafı bir çay içeceğim. Hepsi el pençe. Yok börek, yok çörek. Şimdi anladım sebebini. Biz müşteriye iyi davrandık memur bey. Sana abartma demiştim. Demek ki bu zamanda kimseye iyilik etmeyeceksin, görüyorsun. Her yere baktım, çanta burada değil. Çete bunlar efendim. Çantayı dışarı çıkarmışlar. Dışarıda da bekleyen vardır mutlaka. Ulan sen herhalde çok tamam ya, dinlerim, boş ver ya. Adam resmen bize hırsız diyor. Ayıp, yaşından başından utan. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Hepsinden şikayetçiyim. Hırsız ortaya çıkana kadar benim gözümde hepsi hırsız. Sen çok olur ana. Sakin olun. Beyefendi şikayetçi olduğu için hepiniz karakola gelip ifade vereceksiniz. Oy! Allah aslında gene karakola mı gidecek da? Gidelim ki gerçek ortaya çıksın. Bu da insanlığından utansın. Tamam hadi çıkalım. Ulan Dursun ama uğursuzsun ha. Çok konuşma. Tamam amca, şimdi kavganın sırası değil de. Durun. Tamam. Sakin. Bakın. Çete elemanları birbirine düştü. Bu da çete deyip benim sinirlerimi bozar ha. Ay bu yaşımda karakolluk oldum, gördün mü? Bende. Ula Firdevs teyze, genç yaşında olsaydın daha mı iyi olacaktı? Tobe. Tamam susun, yürüyün hadi. Abi zırlama seni. Koskoca dükkanı bıraktım, zırlar mıyım beni? Yürü. Hadi. Ben dükkanı kapatayım. Hadi babacığım, yardım edeyim sana. Gittik Nazikiye, gördün mü? Mahvolduk Nazikiye. Kurumsal imajımız çok fena zedeleni babacığım. Sus Meryem. Başlatma imajını. Zaten karışmamız yerle bir oldu. Hadi yürü gidelim. Hadi yürüyün. Kaçmıyoruz memuru. Gidiyoruz. Geliyoruz. Anlatın bakalım. Efendim ben Dursun Uzungöllü. Kafenin sahibiyim. Sahibi misin? Ortağım diye. Geç şöyle. Devam et. Rica ederim memur bey. İfademe dışarıdan müdahale edilmesin. Devam edin. Bu adam kafeye gelip kendisine çay söyledi. Ben de teşhislerimizin ikramı olarak kendisine bir dalaş böreği ikram edeyim dedim. Niyazi'yi çağırdım ve mutfağa gitti Niyazi. Bu adam gazetenin 13. sayfasındaki kaza haberinin ölüm resimlerine bakarken yanına doğru sürdüm. Doğumundan başla istersen Dursun. Daha detaylı olayı. Evet, sadete gelelim. Nerede kalmıştım? Bana sonra börek yedirdi. Belki de o börekte uyuşturucu vardı. Oy! Ulan şimdi daha bize uyuşturucu satıcısı mı demek istiyorsun ulan? Geç şöyle. Bırakın Dursun Bey konuşmasını bitirsin. Haklarımı gördüğünüz için çok teşekkür ederim memur bey. Çok naziksiniz. Evet, devam edin. Şunu da ısrarla ifade etmek isterim ki ben bu adamın yanında çantamı da görmedim. Görmezsin tabii. Kaşla göz arasında götürdünüz çantamı. Suçlama var hakim bey. Pardon memur bey. Siz devam edin. Nazikiye memur bey. Eğer bir torpil olacaksa kibari yeri yeğeni olurum ben kendim. Torpil morpil yok kardeşim. Değil ki bariye. Başkan Bush'un yeğeni bile olsam fark etmez. Yok. O bahsettiğiniz adamla uzaktan yakından hiçbir alakam yok benim. Herkese duyurulur. Bakın memur bey. Ben dışarıda çiçek satarım. Meryem'le parasızlıktan yakınırdık. Duydunuz işte. Parasızım dedi. Ne diyecektim? Türkan Sabahçı'yı mı diyecektim? Şimdi memur bey. Ya siz bunlara bakmayın. Ben Almanya'da yaşamış biri olarak bir de olay ediyorum, ben size şöyle bir anlatsam. Ne alakası var ya? Ben de oradaydım da o yüzden şey ettim. Onu demiyorum. Olayla Almanya'da yaşamanın ne alakası var? Bilmiyorum ki. Haklısınız, size hava atacak. Kıt beyinli. Tutuklayın memur bey, bana hakaret dedi. Tamam. Uzatma da herkes bildiğini gördüğünü tek tek anlatsın. Gel bakalım.
anladım. Aslında o da acırım. Sen önce kendini acır. Hamsi kafalı. Niye kendimi acıyacaksın? Ben suçsuz olduğumu biliyorum. Ama sana kefil olamam. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Avro halis, YTL halis olabilir diyorum. Babacığım, karakoluk olacak gene de etmeyin. Fazla uzaklaşmadan olalım bari. Ulan ne diyorsun sen? Ya bırak, ya yapmayın da etmeyin. Koskoca adamlarsınız, ayıp ya. Ayıp senin bu amcanın yaptığı. Herkes parasız. Belki Nazikiye çaldı. Ne? Gitmedi. Vallahi amcam amca demeyim. Vallahi ya, yes. Tamam, tamam, tamam. Nazikiye de sakin ol, tamam. Ya belki de Firdevs çaldı. Ne? Ya ağlamak yetti be Firdevs. Ağlamak yetti be yazınladın. Bak Halis. Sokak ortası demem. Evre çevre döverim seni. Ben de şikayetçi olurum. Ben olmam sanki. Benim elim armut mu toplayayım? Ya bir dakika. Belki sen çaldın. Ben mi? Hayır. Ay. Ben de babacığım aile şey yok, etmez bir kere. Yok bu devirde babama bile güvenmeyeceksin. Aslanım. Sen var ya sen. Lütfen diyorum. Lütfen ya. Zırlama be. Sus be kadın be. Sus. Moralim bozuldu be. Oy, lütfen diyoruz. Hala geliyorsun üstümüze ya. Sen de şikayetçiyim. Ben de senden şikayetçiyim. Evet. Ben karakola dönüyorum. Bir başlığa 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 dönüyorum. Hadi yürü be. Yürü. Karakoldan korkan insanız sanki. Yine mi siz? Yine ne oldu? Anlatın bakalım. Efendim ben bu adamdan şikayetçiyim. Ben de bu adamdan şikayetçiyim. Asıl ben bundan şikayetçiyim. Ben bundan şikayetçiyim. Benden mi? Ben ne yaptım? Ay pardon. Bundan. Bundan şikayetçiyim. Ben de bundan. Lan ben ne yaptım lan size? Sen de babanın tarafı. Ulan ben de uzun değilsin. Hayır yeter ya. Yeter. Oo. Çık dışarı. Çık dışarı. Çıkın. Şikayetçi olmadan şikayetçi. Hayır efendim. Bu Dursun'un bakışları bakış değil. İnsana baykuş gibi bakıyor. Sen de başka tarafa bak amca. Dikme gözlerini ona. Bak. Suçluluk psikolojisi. Gitti adamı oturduğu masaya oturdu. Yok artık LeBron James'a. Halis'i yakın takibi alalım. Eninde sonunda çaldığı paraları harcamaya başlayacak. Olur mu öyle şey babacığım? Halis amca öyle şey etmez. Belli olmaz. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Bak bak nasıl bakay buraya. Öyle deme de babacığım. Ne diyecektim? Sütü ısıtıp da içmiştir mi diyecektim? Yani babacığım sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün he. Halis konisi boylayınca ben de güleceğim. Hem de katula katula. Niyazi kesin suçlu bu. Bak bak bak. Suçlu suçlu bak. Ya tamam Dursun amca sert dur. İnatçı dur ama hırsız değil dur ya. Hayır hayır. Kızını seviyorsun diye olaya taraflı bakma. Vallahi bu parasızlıktan hepimiz kafayı yiyeceğiz sonunda. Hırsızı bulursam bana para verir mi adam acaba? Bilmiyorum Sherlock Holmes. Kim? Kılımcı. Sen bana dalga mı geçiyorsun? Yok canım. İyi. Vallahi ben çalmadım. Dediniz derece Firdevs abla. Sana çaldın diyen oldu mu? Halis dedi. Ama boş versen ona be, o kafayı yemiş zaten. Hırsız bulunmazsa bizi hapse atarlar mı Nazikiye? Atarlar. Evde müebbet verirler. Hatta o da yetmez. Bizden kurtulmak için belki idam cezasını yerine yürürlüğe bile koyabilirler. Aa, bittim ben, bittim. Şaka yaparım kız, şaka. Hiç öyle şey olur mu? Olmaz. Olmaz tabii. Açlıktan öleceğimi bil sabırsızlık yapmam. Al be dede o kadar. Hiç kimsenin malına tenezzül etmem be. Sen kendini bildikten sonra ne ağlayıp zırlayıp durursun öyle? Ne bileyim bu olay çok ağrıma gitti. Hadi gel. Gel de içeri girip hırsız dostlarımızla bir el kahve içelim. Şaka kız şaka hadi kalk zırlama ayetler yedin kafanı yedin kendini gel.
Parayı buldunuz mu? He, bulduk. Hemencecik İsviçre bankalarındaki hesaplarımızı aktardık. Tövbe tövbe. Ya Firdevs Hanım, ne parası? Aman canım, adet yerini bulsun diye sorduk. Aa. Bak babacığım, burada sormak adetmiş. Elimin tersine vurmak da bizim oraların adetidir. Ulan ben ne dedim ben? Seril, bu balamuz babana sinirleri bugün çok gergin Meryem. Üstüne gitme bence. Aile doktorumuz da geldi. Hoş geldiniz. Abi sen de bugün çatmak için bahaneler ararsın ha. Gel kız, biz de Arif'lerin masasında oturalım. Kalk. Tabii paranın kokusunu buldunuz. Oraya gidiyorsunuz değil mi? Hadi gel. Babacığım öyle deme insanlara. Meryem, senin şu şafatat yengen nerede? Ha? Sakın parayı o çalmış olmasın. Yengecim, o neşe etmez. Niye? O da bir insan oğlu. Ne demişler? İnsan beşerdir şaşar. Şatafat yengeçim böyle konuşma Halis amca. O böyle şey yapmaz. Abi ben kendimden şüphelenirim ama Şatafat hanımdan asla. Tabii canım. O zaman parayı sen çaldın. Çıkar parayı. Bana bak avro Halis. Hala Halis diyor. Ya Halus Halus adım Halus. Allah aşkına susun biraz. Kafamızı dinleyelim ya. Dursun, bana öyle bakma. Parayı ben çalmadım. Aklıma bir fikir geldi. Aman onu kendine sakla. Meryem, kalk alttana kahve yap. Kahve mi? He. Nereden çıktı da? Ben kahve içmiyorum. Mideme dokunayım. Ben de almayayım. Bir çay içerim. Varsa ben de bir ıhlamur alayım. Olmaz. Herkes kahve içecek. Niye? Firdevs de falımıza bakacak. Fal mı? Evet. Herkesin fanına bakacak. Nasıl olsa parayı kimin arakladığı ortaya çıkar. Uy, çok iyi bir fikir babacığım. Hadi yap kahve. Yapayım babacığım. Yandınız. Evet. Yandınız. Kaydarmak yok mu Niyazi? Çok sıcak dursun amca, ağzım yanıyor, ne yapayım? Muhallebi çocuğunu alacak. Muhallebi çocuğu olması Hamsu Bey'in olmasından çok daha iyidir. Rica ederim hanımlar beyler. Ha bu kahveleri ben pişirdim. Bir kahvenin kirkil hatırı olduğuna göre hatırım için lütfen susunuz. Hatırını böyle küçük şeyler için kullanma Meryem. Arkadaşlar kim bitirirse fincanı ters çevirsin. Hadi bakalım. Neyse Alin, o çıksa Falin. Daha bak Firdevs. Taraf tutmadan gerçeği ama sadece gerçeği söyleyeceğine yemin eder misin? Baba, jüri başkanına baskı yapayım. Ay yeter susun, şimdi düşüp bayılacağım ha. Meryem koş, limon kolağısı getir. Olur ayılır bayılır bir şey olur. Ayılana limon, bayılana limon kolağısı. Burada bir kalabalık var. Hadi be. Düğün olabilir ha. Düğün mü? Uy. Düğün edeceğine göre demek ki parayı sen çaldın. Malum bu zamanda düğün yapmak dünyanın parası. Allah bilir düğünü de Swiss Hotel'de yapacaksın he. İkide bir lafıma limon sıkıp durma dursun yoksa bakmam ha. Sen babacıma bakma Firdevs teyze. Devam et. Düğün demiştin. Ne zaman? Kiminle acaba? Boşuna ağzının suyu akmasın Meryem. Seninle olmayacağı kesin. Lütfen. Hırsız bir sülaleye kız vereceğime ölürüm daha iyi. Sizin de falınıza bakılırken ben de lafa belli yapmazsam bana da Niyazi demesinler ya. Reklam gibi zırt pırt falımın arasına girmeseniz olmuyor sanki ha. Firdevs abla, düğündeki gelin şöyle uzun boylu, sarışın, tatlı dilli biri mi? Ben vazgeçtim, bakmıyorum. Ne haliniz varsa görün. Ne kampis yaparsın bari. Bakmayacaksan bakma. Bir bakalım. Ne de olsa falcılık bana anamdan kalma bir beslektir. Bir bakayım. Önce bana bak. Bana bak lütfen. Bak benimki yarım kaldı. Sıra bendeydi. Nereye sana bayılırsın? Bak sıra bendeydi. Niyazi'ye mi gelmediler?
Gelmezler tabii. 10 milyarı çaldılar ya. Allah bilir Çengelköy'de hangi restoranda balıklar yerler. Aa, günahlarını alıyorsun Dursun. Benim bildiğim Halis amcayla Niyazi ha böyle şey etmez he. Sen onları nereden bileceksin? O silahların ne mal olduğunu ben bilirim. Saman altından su yürütürler. Aman be Dursun. Senden korkulur vallahi. Ay bir insanın ağzına düşeceğine kanalizasyona düşmek daha iyi vallahi. Göreceksiniz. Ha buraya böyle yazıyorum. O parayı onlar çaldılar. Yakında kokusu çıkacaktır. Ama babacığım polisler parmak izlerimizi aldı. Eğer onlar çalmış olsaydı ortaya çıkardı da. Onlar ne hindur. Garda yürürler izlerini belletmezler. Ay Allah kuru iftiradan korusun. Hey, hadi hadi çorbalar soğuyor. He. Ne yemek var? Ey Allah ne verdiyse. Ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. He. Al yengecim. Yengecim. Ha babacığımın dedikleri doğru olabilir mi acaba? Gerçekten parayı onlar mı çaldı ne dersin? Yok ayol. Babanın gene heyeleri üstünde. Mankaralamak için bahane arıyor. Ha eğer Niyazi o parayı çalmış ise onun yüzüne bir daha asla bakmayacağım he. Boşuna armut dibine düşer dememişler. Babası ne ki kızı ne olsun. Benden mi bahsediyorsunuz? Ha gel buyur babacığım. Ha şu tarhanada mis gibi kokar he. Yine mi çorba? Başka yemek yapmadınız mı? Bütün gün sizi aramaktan yemek yapmaya zaman bulamadım. Ver. Oh ne ala ne ala. Halis'le Niyazi Çengelköy'de çaldıkları parayla balık yiyorlar. Biz burada tarhana çorbasına kaşık sallıyoruz. Al bakalım. Ver. Balık nere? Tarhana çorbası nere? Çaldılar parayı. Onlar çaldı. Yumurta da geldi. Sabah, öğle, akşam yumurta yemekten yakında tavuklar gibi gıdaklayacağım. Ya öyle deme Halis amca. Tadını bulamayanlar da var. Keşke Dursunlara gitseydim. Allah bilir şimdi orada çeşit çeşit yemekler vardır. Halimize şükredelim amca. Baksana ne güzel olmuş. Ban suyunu. He, ban. Bari içine sucuk salam koysaydın. Ha dediklerin kolesterol yapayım. Boş ver. Çok iyi mi? Ne olacak? Sana bir şey diyeyim mi yani? De, ne oldu? O parayı Dursun çaldı. Dursun amca böyle bir şey yapmaz bir defa. Sus lan. Sen ne bileceksin? Alnına mı yazdın? Çocukluğum benim onlarla geçti. Dursun amcayla Meryem'i kimse benden iyi tanıyamaz. Salak yani. He. Burası İstanbul. Yoktu, parasızlık. İnsana her şey yaptırır. Sosyal kurbanlar diye bir şey duymadın mı? Ya kurban kurbandır da. Bunun sosyal fiziği, coğrafyası, kimyası mı olur? Çağır, çağır. Ne olacak? He. Sen 4 tane yaptın yumurta? Yemiyor musun sen? Hayırmış da. Dur çoğulacak. Sen kendine yap biraz daha. 2 tane daha kur. Hırsızlıktan dolayı tutuklandı. Hırsızlık mı? Parayı bu Niyazi çalmış. Oy! Niyazi duyduklarım doğru mu? Şeytan uydun Meryem. Ula! Hani bana ben çalmadım demiştin? Sağ yalan söyledim. O parayı çaldım. Çünkü çaldığım parayla düğünümüzü edecektim. Ula! Bana bakmış mı lan suratlı Niyazi? Ha benim bir hırsızla evleneceğimi sanıyorsun, aldanıyorsun. Ettim bir cahillik Meryem, affet beni. Sen o ben değil, Allah affetsin Niyazi. Götürün onu memur beyle. O abi müebbet hapis verin ki aklı başına gelsin. Meryem, ziyaretime geleceksin değil mi? Madem sen şeytana uydun, o zaman senin yüzünü de...
kimse şeytan görsün Niyazi Bey. Ula. Elveda. Aşkım. Hayallerim. Ve sen. Şimdilik benim, biraz sonra polisler de gelecek. Kalk. Kalk, kalk. Parayı senin çaldığından emindim. Yürü karakola gidiyoruz. Aklını başına topla. Topu topu 10 milyar para var burada. 10 milyar kaç avro edeyim? Onu sonra hesaplarız. Yürü, yürü. Bak, susma durumunda sana tam 1 milyar veririm. Uy. 1 milyar ne? Yürü karakola. O zaman tamam. Tam 3 milyar. Tam 3 milyar. Tamam. Ben haram paraya el sürmem. Yürü. Tamam. 50-50 anlaştık mı? Ben polisi arayacağım. Ula deliluk etme. Sana paranın yarısını vereceğim. Parayla saadet olmaz. Sen ömrünün geri kalan kısmını hapiste çürüt. İşte o zaman çok mutlu olacağım. Yürü. Elini ayağını öpey, kurbanın olayım. Lütfen, rica ediyorum. Etme, etme. Al hepsi sende. 155. Paranın hepsi sende. Hırsız bu, hırsız bu. Hırsız bu. Sayın, bu. Sayın komiserim, 155 mi? Evet, bir hırsızlık olayı var. Paralar burada, bak bak. Hırsız var. Yok. Çiçekçi geldi. Mis gibi kokan taptaze çiçek getirdim. Yok bizden. Dün gece rüyamda seni gördüm Niyazi. Hayırdır inşallah. Pek hayır değildi Niyazi. Polisler seni ha böyle kelepçeli götürüydüler. Tamam. Neden? Vallahi hatırladığıma göre seni hırsızlıktan tutuklamışlardı. Ne tesadüf. Ben de rüyamda avra halisi gördüm. Beni. O da hırsızlıktan kodesi boyluydu. İnsanın fikri neyse zikri de odur. Sizden başka bir şey beklenmez zaten. La kesme de rüya boyluydu. Ben ne dedim şimdi? Uy, nazik ya, ne haber? Kucağındaki çiçeklere bakın hele. Yakalandın nazik ya, kıpırdama. Abi, ölü yakınları mı gelir yoksa? Hani çiçek alacak hiç paran yok idi? O parayı sen çaldın değil mi? Ha ben o. Ben asla Arap parayı sürmem. Bunları neyle aldın? Aman tamam itiraf ederim. Çaldım. O parayı sen mi çaldın Nazikiye? Bunu senden hiç beklemezdim Nazikiye. Çaldığım parayla bunları mı aldın? Vay hırsız vay. Abi durun be biraz durun be. Yanlış anlarsınız ben. Parayı değil. Bu çiçekleri çaldım. Ne diyorsun sen? Ne yapayım? Çiçek alacak param yoktu. Ben de müşterileri kaçırmamak için bunları mezarlıktan çaldım. Mezarlıktan mı çaldın? Ama ben nasıl olsa orada boşu boşuna çürüyeceklerdi. İşe yarasınlar dedim bari be Alis. Alis değil, Alus, Alus. Lütfen, lütfen. Ben de öyle derim zaten, Alis. Sana yüklü bir miras görünüyor Şatafat. Onu Sağır Sultan bile biliyor. Kocamdan bana miras kalacağını duymayan kalmadı ki. Ne kızıyorsun?
Ben gördüklerimi söylüyorum. Başka bir şey söyle. Ne bileyim, gelinlik var mı, düğün var mı, dernek var mı? Öyle bir şeyler söyle. Ne o kız? Bakıyorum senin niyetin başka. Hayrola? Yeniden evlenmeyi düşünüyorsun galiba. Neden olmasın? Gencim, güzelim. Üstelik bir sürü de param olacak. Gönül yazar 7 tane koca eskitti. Benim ondan neyim eksik? Senden korkulur vallahi. Ayol, daha düne kadar erkeklerden nefret ediyordun. Erkek düşmanıydın. Ne oldu da birden değiştin böyle? Bas bas paraları Leyla'ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bas bas paraları Leyla'ya. Şu paraları biraz da Firdevs'e bassan. Ha. Malum. Fal bakmak ücrete tabi. Yaz duvara, kansın bahara. Bas bas paraları Leyla'ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bas bas paraları Leyla'ya. Alemsin valla. Hadi artistleri boş bırakmayalım. Ay. Meryem. He. Meryem kız, dur da biraz yardım et bana. Koptum. Elim Nazikiye. Ah. 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 Mis gibim be. Mezarlık kokaylar resmen. He. Kalp çeyizimi kırarsın Meryem. Yavaş ol biraz. Müşterileri duyarsa rezil olurum valla. He. Yani Nazikiye. Ne? Ha 40 yıl düşünsem mezarlıktan çiçek çalmak aklımın ucuna gelmez. He. Çaresizlik Meryemciğim. Ah, çaresizlik insana her bir şeyi yaptırır. He. Olsun. Hayırlı işler. Ah, hoş geldiniz. Çiçek kaç para? Bir 5 teknik ver yeter güzel abicim. 5 teknik kaç avro edeyim Nazikiye? Bana bak Meryem, sen de Alis gibi konuşma şimdi. He. Alis değil, ha? Dis diyeceksin. Meryem, bak kızmaya başladı baba. He. Pardon beyefendi. Çiçeğinizi sevgilinize mi alırsınız, ananıza mı, babanıza mı, hastanıza mı, kime alırsınız? Ona hey. Göre seçeyim, vereyim. Annemin mezarı için alıyorum. Oy. Bunlar tam size göre o zaman. Hey. Buyurun abicim. Güzel güzel, mis gibi kokar, tazecik. Al bu da bizden olsun. Ah, bak bu da hey. Meryem'in gönlünden geçti. Madem ananızın mezarı için, Allah size uzun ömür versin. Bak gördün mü? Mezarlıktan aldım çiçekleri yine mezarlığa gider. Ama bir tek fark var Nazikiye. Sen çaldın, o parasını ödedi. Ama bir şu gargacı. Oldu olacak, beni burada herkese reklam et. Burada bir pazar reklamlık olalım. İki sana bir şey söyledik yani. Ulan şaka yapıyorum da, küsme hemen. Hadi gel şunları yerleştirelim. Öyle de bana. Sanki biraz solmuşlar gibi. Yok, eder eder bunlar Nazikiye. Eder eder, bir beşikte gider bunlar. Daha ne olsun? Ne istedim lan? Çiçeklerim var. Oy. Amca amca. He. Parayı buldun mu? Yok da nerede? Parayı her kim çaldıysa ha buraya saklanmıştır. Ha evet. Ha, polis de her yeri aradı. Para olsaydı çıkardı ortaya ya. Allah Allah. Niye? Çok bir demle bak. Tamam. Lan ne oldu babacığım, ne arıyorsunuz? Parayı. Oho! Ha acı alan. Üsküdar'ı çoktan geçmiştir babacığım. Sen ha o paranın üzerine bir bardak soğuk su içsen çok iyi olacak he. Meryem doğru söylüyor. Biz işimize bakalım. Şşt Niyazi, gel benimle. Gel gel. He. Meryem gel şöyle. Ne oldu babacığım? Bana bak Meryem. Gözünü bunların üstünden ayırma. Etme da. Ha parayı onların çalmadığını sen de biliyorsun. Ne de bileyim? Onlar çalmadı. Biz çalmadık. Nazikiye çalmadı. Firdevs çalmadı. Kim çaldı? La bilmiyorum da. He bilsem sana söylerdim herhal babacığım. Gözünü ayırma. Ababcı teyze, ababcı teyze. Paralarım çalındı, bulamadım. Karakola gittim. Ah. Abi paparon gelir, içeridekilere hemen haber vereyim. Dursun, Meryem, Alice, Diyazi, çabuk saklanın, paparon gelir. Biberon be. Ama ne biberonu be, Dursun ağam, polis gelir derim, polis gelir. Saklan. Nerede çok babacığım? Bırakın başlatlar da, polis geldi, hemen saklanın. Saklanın, amca geldi babacığım. Gel, 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 çabuk, çabuk, gir, gir. Dur oraya, ben geçeyim, dur. Hadi gel, gir amca, gir. Alice, amca, ben sen amcan, önce ben gel saklanayım ya. İyi günler. İyi günler, hoşça kalın.
İçeride kimse yok mu? Bilmem. Yok mu? Huu, Mari neredesiniz? Elma desem çıkmayın. Armut desem de çıkmayın. Hatta armut desem de hiç çıkmayın. Şimdi ben çocukken yeğenim Kibariye ile, Kibariye benim halamın kızı olur, onunla hep biz böyle saklambaç oynardık. Elma desem çıkmayın, armut desem zaten çıkmayın gibi. Çıkmayın. Babacığım. Birazdan gider. Gider. Allah Allah, nereye gitti bunlar ya? Gitti galiba, çıkalım. He? Biraz daha bekle uşağım. Bu bir taktik olabilir. He, dur tamam. Bekle. İçeride kimse yok. Nereye gittiklerini biliyor musun? Aa, bana mı sorarsınız? Burada senden başka kimse var mı? Yok mu? Şunu kafe sahiplerinden birine verebilir misin? Aa, aman aman aman, bunun üstü çok kalabalık, beni almay. İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. Ne seni gördüm bey polis abicim, ne de sebebi oldu. Kusura bakma, her şeye burucumu sokamayacağım artık. Neyse, onları görürsen karakola gelmelerini söylesen de olur. Aa, bak onu yapabilirim, ne de olsa elçiye zeval olmaz. Tehlike geçti. Kalk kız. Çevirelim şunları. Polis amca gitti mi Nazki? Gitti gitti. Ama sizlerden birini görürsem karakola gitmesini söylememi söyledi bana. Neden sebep? Vallahi arasını ben bilemem, hiç de karışmam. Ne edeceğiz şimdi? He? Bu parayı kim çaldıysa rica ediyorum. İnsanlık adına istirham ediyorum. Çıkarsın, ortaya koysun. Yoksa hep biz kodasa gireceğiz. Çıkarsın, koysun. Yok, yok işte. Belki güzel değil, çirkinim ama gelsen acı bari düşürme gama. Benim de canım var, ben de insan. Gene mi sen? Ne istiyorsun? Yüzüne yapıştırdığın o salatalıklar kaç avra biliyor musun? Diye soracağım ama kızacaksın diye ödüm kopayı. O zaman bir şey sorma. Senin ne işin var burada? Gidip servise ilgilensene. İçerisi öyle kalabalık ki inansan yere düşme. Ha. Baksana, bunlar Çengelköy salatalığı değil mi? Sen yine bir şeyler yumurtlayacaksın. İyisi mi tedbirimi alın? Kusura bakma, seninle sohbet etmeyi isterdim ama işim var. Görüşürüz, sağ ol, var mı, teşekkürler. Boşuna dayak cennetten çıkma dememişler. Belki güzel değil, çirkinim ama gelsen acı bari. La babacığım, donmuyor musun da? Dur şunu. Çok soğuk vallahi. He. Size bir teklifim var. Madem kahve işçi abi, o halde işçi sayısını azaltma yapacağız. Halis amca, vallahi seni duyan da ha buraya sendikaya bağlı bir işçi çalışıyı sanacak. Ulan işçi mi vardı? Ha buraya biz bize... Demek istediğim aşçı sayısında bir azaltma yapalım diyorum. Şimdi anladım. He. Sen şatafatı göndermek istiyorsun. He. Bravo Hamsun Beyunlu. Lep demeden leblebi anladın. Halis amca, istersen şatafat yengeyi buraya çağıralım da ona kovulma kararını sen ver he. Bana ne de, ben bunun ortağı değilim ki. Ben yer sahibinin amcasıyım. He. Ulan Niyazi, ha bu senin amcan da amma korkunçu. Yengeci ben ödüm patlayın. Yapacağım, ne alakası var? Müşteri de alırız. Buyurun, ne alıyorsunuz? Çantası var. Oy. Korkmayın, içinde bomba yok. Niyazi, müşteriye bak. Meryem, müşteriye bak. Halis amca, müşteri geldi. Dursun, müşteri geldi, müşteriye bak. Ben bakmam. Ya bu da o adam gibi çantamı çaldır derse? He. Vallahi ben bir daha karakola markola gitmek istemiyorum. O an kim bakarsa baksın. Hayır, buyurun, siz şöyle geçin. Efendim. Geçin. Sağ ol. Şöyle geçin, şöyle oturun. Bir çay alabilir miyim? Bir çay. Uy, ha bu da çay istiyor. Sakın verme.
Birazdan param çalındı diye bütün polisler yığar buraya. Garson yok mu? Var ya da. Lakin hepsi greve gitti. Aslında biz bugün cenaze sebebiyle kapanıyoruz. He? Kim oldu Dursun amca? Benim tekir kedi oldu ya. Yapma ya. Benim niye haberim yok? Başınız sağ olsun. Neden oldu rahmetli? İshal oldu. Ula ula Niyazi. He. Ne durdun bu da? Ha bugün salaklar günü mü? Tövbe tövbe sus. Tamam. Kardeşim baksanıza. Bakın beyefendi. Emanete verilmeyen kıymetli evrak, para ve çantadan müessesemiz sorumlu değildir. Evet. Uy bravo. Bravo Dursun amca, tebrik ne ederim. Ne kadar güzel herhalde konuşuyorsun sen. Tebrik ederim. Şey oy. Senin yüzünden müşteri kaçtı gitti ha. Meraklıysan peşinden git. Lütfen. Çantası olmasaydı giderdim. Lütfen diyoruz ya, Allah Allah. Bu böyle olmayacak. Olmayacak olan ne Dursun? Kafeyi değil. Hiç iş olmuyor. Üstelik hırsız damgası yedim. Peki şimdi ne edecek babacığım? Elden çıkaracağız. Olmaz öyle şey. Tek başına karar veremezsin Dursun. Biz ortağız. Bu akşam hava ortaklık bitti. Benim isim alın, biz çekiliyoruz. Oy! Ha pes ediyoruz yani şimdi, he? Başka çaremiz yok Meryem. Gırtlağımıza kadar borç içindeyiz. Amca, hani senin Almanya'daki bankalarda paran vardı ya. Ha bize biraz arka çıksan diyorum bu zor durumlarda, he? Vallahi birkaç yüz bin avrom var fakat hepsini faize yatırdım. Olsa dükkan süzüm. He, olmaz o zaman. Senin bankada değil 100.000 avro. 100 avron bile varsa ben kafamı keserim. Şallah ya. Bırakın şu avro beyni. Ne edeceğimize karar verelim. Oylamaya sunuyorum. Kafeyi gözden çıkaranlar el kaldırsın. Yok. Meryem, sen de kaldırsana. Kaldırma. Kaldır diyorum. Kafe kalsın diyenler. Kalk kalk kalk. Evet oy iki. Hayır oy da iki. Ha bir de çekimser var oraya. Şey diyorum ki bence acele etmeyin. Yani böyle bir kafeyi bir daha zor bulursunuz. Ama gün geçtikçe borç daha da büyüyor. Masa altına kalkacağız. Az kaldı. Mahkeme sonuçlanınca dünya kadar param olacak. Ben size arka çıkarım, hiç merak etmeyin. Oy! Seni ilk gördüğüm günde kanım sana çok ısındı ya. Paranın kokusunu aldı ya, çark etti. He, Halis amca. Hani sen Şatafat yengecumun işine son verecektin he? Kim? Ben mi söyledim? He! Tövbe ağzından böyle bir şey çıktıysa namerdim ya. Oy! Bunlar çocuk konuşuyor işte. Yoksa mümkün değil. Hiç gelsin. Güzel çiçekleri var. Tropikal çiçekleri var. Bahta girmemiş ormanların çiçekleri burada. Otantik çiçekleri var. Hayrola Naziki. Yerli çiçeklerin kökine kramp mı girdi? Öyle deme Firdevs ablacığım. Bizim insanlarımız ecnebi ballara pek bir meraklıdırlar. Manavdakileri tropikal meyveleri ekmek peyniri gibi satarlar. Ne yani? Bu çiçekler de mi tropikal? Aynen öyle. Ay güldürme beni. Ayol bu bizim gül, karanfil, papatya. Kimi kandırıyorsun? Sen de çok cahilsin be Firdevs abla. Bak tanıştırayım kendilerini. Bu arkadaki kivi çiçeği. Onun yanındaki ananas gülü. Aha o avokado çiçeği. Bu da... Mango karanfili. Ay alemsin valla. Bizimkiler daha gelmedi mi? Neredeyse gelirler. İstemedim. Abi no. Tezgah sana emanet Firdevs ablacığım, ben naşlarım. Ne oldu? Gelirler. Bu paramı çaldınız diyen adam değil mi? Ta kendisi kendileri beni sorarlarsa ben yokum. Ben de yokum. Şimdi konuşur hallederiz. Sen hiç merak etme. Kaç kaç. Hadi hadi. Daha açmamışlar. Gel şuraya oturup gelmelerini bekleyelim.
Saklarım da. Ha bu adam adam değil mi? Vallahi bizi hırsızla suçlayan adamın ta kendisi. Yine bize karakol yolu görüntü. Yandı. En iyisi kafeye girmeyelim. Gitmelerini bekleyelim. Bu adam da başımıza bela kesildi. Ne edeceğiz? Vallahi bence korkun acala faydası yok. Gidip açık açık konuşalım haberleri. Ula adam laftan anlamay ki. Ha bize çata deyip durayım. Ben bir plan geliştirdim. Tesislere arka kapıdan girelim. Anahtarı sende mi tesisin? Hayır. Tesisin içindeki masanın çekmecesinde. O zaman gitmelerini bekleyelim. Tesisten gitsinler, biz girelim. Ya tesisten gitmezseler? Ula, dağdan gelmiş bağdaki tesistekini kovuyorlar da. La ben onu kovmaya gidiyorum. Buradaki insanlar da çok üzülmüşüz. Geldiğinde özür dilerim. Bakın beyefendi, ha bize iftira atmaya geldiyseniz avcunuzu yalarsınız. Bana mı dedin? Evet. Aynen Sadık. Biz hırsızla suçladın yetmedi. Şimdi de göre gelmiş mi? Buranın sahibi siz misiniz? Burası bizim ortağımız. Kocam adına sizden özür dilemeye geldik. Bir yanlış anlaşılma oldu. Kocamın hafızası bir gidip bir geliyor. Parasını sizin çaldığınızı söylemiş polise. Aslında para evde dolapta duruyor. Buzdolabında mı? Onun yüzünden karakolluk olmuşsunuz. Aslında biz polise gidip paranın çalınmadığını söylemiştik. Ha desene dünkü gelen polis bize söylemeye gelmişti bunu. Sizden kocam adına çok özür dilerim. Yani şimdi biz aklandık mı? Yaşasın be. Demek ki parayı biz çalmamışız be. Niye varmış? Vallahi ya. O zaman buyurun çay kahve ısmarlayalım size tesisimizde. Sağ çay yok. Sen çay içince kafayı buluyorsun. Paramı çantamı çaldılar diye bağırıyorsun. İmdat! Paramı çaldınız. İmdat! Polis yok mu? Hayırdır? Polis! Hayır, polisin numarasını bile alalım mı? İmdat! Polis! Polis! Dünya yeniden gelmiş gibiyim Niyazi. Yani var ya Meryem, Allah insanı kuru iftiradan saklasın ya. Doğru diyorsun. Telefon çalayım. Ula kim var Niyazi? Jimmy Lebo. Dur da. Alo. Efendim Jimmy Lebo, ne haber? Lan nereyesin be? Buraya ne zaman geleceksin? Gelmeyecek. Biz de iyiyiz işte, ne alacak? Ulan selam söyle. Tamam o zaman. Bak Meryem'in de selamı var senin yanımda. Tamam. Kendine iyi bak. Herkese de selam söyle bizden de. Tamam. Hadi Jimmy Lebo, görüşürüz. Kendine iyi. Hadi Jimmy Lebo, şimdi ha buraya olsaydı bize ne güzel türkü söylerdi değil mi Niyazi? Vallahi stres atardık ya. Ya Meryem, sesi çok güzeldi değil mi Jimmy Lebo'nun? Hem de nasıl güzeldi. Böyle aşıkların duygularını dile getiriyordu. Ah be Jimmy Lebo, keşke buraya olsaydın ya. Gözüm aradı seni, hani neresin nereye? Yemin ettim ateşim, gönlüm sevdi bir kere. Gözüm aradı seni, hani neresin nereye? Yemin ettim ateşim, gönlüm sevdi bir kere. Yanar fenerim yanar, şimdi sana bana yar. Bir dört hayat verir mi, ancak hayat bunlar. Yanar fenerim yanar, şimdi sana bana yar. Bir dört dünyalar mı, ancak hayat. Yalan söyledin bana, sakladın gerçekleri. Bilemedim başıma, senden gelecekleri. Yanar dönerim yalan, şimdi sana maniyat. Bir tür hayat ver onu, ancak hayat durdurlar. Yanar dönerim yalan, şimdi sana maniyat. Bir tür dünyalar onu, ancak hayat durdurlar. Kalmaz. Bu yaptığın işleyin, böyle insanlık olmaz. Bu dünyada kimsenin ahi kimseye kalmaz. Bu yaptığın işleyin, böyle insanlık olmaz. Yanar dönerim yanar, şimdi sana.
Vay be. Ne günlerdi. Öyleydi Niyazi. Ay aynalar ya aynalar mı olur?